Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere hayat bilgisi dersinden karar alma süreçlerine katılalım adlı konuyu anlatacağım. Bu dersimizle birlikte beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlerseniz, dinlerseniz karar alma süreçlerini örneklerle sizlere açıklayacağım. Ve niçin karar alma süreçlerine katılmamız gerektiğini de çok daha güzel bir şekilde anlamaya çalışacağız. Eğitici güzel örneklerle dolu bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dünya üzerinde yaşayan insanlar birlikte bir arada huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için belli başlı toplumsal kurallar oluşturmuşlardır. Günlük hayatımızda gördüğümüz toplumsal kurallar gibi okula gittiğimiz zaman sınıf ortamında da düzenli bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerinden faydalanabilmek için belli kurallar oluşturmamız lazım. Bunlara biz sınıf kuralları diyoruz. Peki hatırlayalım bakalım. Geçen seneden sınıf kuralları oluşturmuş muydunuz sınıfınızda? Elbette ki oluşturmuştunuz. Sizlere bu kuralları şöyle bir hatırlatayım. Sizlere bu kurallardan bahsedeyim. Hangisini sizler oluşturdunuz veya benzer kurallar var mı? Buradan takip edin. Evet birinci kuralımız ne olsun? Şöyle sizlere hatırlatayım. Evet derse zamanda gelmeliyiz. Birinci kuralımız. Ve öğretmen sınıfa girmeden önce ders araç gereçlerimizi hazırlayarak sıramızda sessizce beklemeliyiz. Bakın bu sınıf kuralı çok çok önemlidir. Sabah nasıl güne enerjik bir şekilde başlayabilmek için iyi bir kahvaltı yapmanız gerekiyorsa derse de enerjik bir şekilde başlayabilmeniz için bu kural çok çok önemlidir çocuklar. İkinci kuralımız ne olsun? Düşünelim bakalım. Evet sınıf içerisinde öğretmenimizi dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz. Arkadaşlarımızın ve kendimizin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınmalıyız. Bu da dersin takibi açısından çok çok önemlidir. Sıradaki kuralımız ne olsun? Evet dersle ilgili düşüncemizi dile getirebilmek için veya öğretmenimiz bize bir şeyler sorduğu zaman cevap verebilmek için ne yapmamız lazım? Parmak kaldırmamız lazım değil mi? Ya da el kaldırıp öğretmenim konuşabilir miyim? Düşüncemi dile getirebilir miyim? Şeklinde bir işarettir bu. Bu çok çok önemli bir kuraldır gürültüyü en azından sınıf ortamındaki gürültüyü ortadan kaldırmış oluruz. Dördüncü kuralımız ne olsun? Bir düşünelim bakalım. Bir arkadaşımız konuşurken, parmak kaldırıp konuşurken onun sözünü asla kesmemeliyiz. Onun konuşması bittikten sonra az önce kuralımızda olduğu gibi parmak kaldırıp söz istemeliyiz. Bu kural da çok çok önemlidir çocuklar. Evet, devam edelim kurallarımıza. Neler olabilir sıradaki kurallarımız? Okulumuzu, sınıfımızı temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız asla. Çöp atan arkadaşlarımız da güzel bir dille ne yapmalıyız çocuklar? Uyarmalıyız. Bir sonraki kuralımız sınıf eşyalarına asla zarar vermemeliyiz. Unutmamalıyız ki bizden sonraki zamanlarda, senelerde de başka öğrencilerin bu eşyaları kullanabileceğini unutmamalıyız asla. Peki sıradaki kuralımız ne olsun? Evet okula üniformalı gelmeliyiz. Okul tarafından belirlenen kıyafetleri giyip okula gelmeliyiz. Keyfimize göre, isteğimize göre kıyafetler giyip gelmemeliyiz. Bir sonraki kuralımız ne olsun? Evet, sınıf içerisinde birbirimize güzel davranmalıyız, iyi davranmalıyız, güzel sözler söylemeliyiz, nazik bir şekilde davranmalıyız. Birbirimize karşı kaba ve kötü sözlere asla söylememeliyiz çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, az önce ne yapmış olduk? Sınıf kurallarını hatırlamış olduk. Sizler de bu sınıf kurallarını öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla hep birlikte sınıf ortamında belirlediyseniz, sınıf ortamında karar alma süreçlerine katılmaya başlamışsınız demektir. Peki karar alma süreçlerine örnek olarak sınıf ortamında başka neler verilebilir? Düşünelim bakalım. Sınıf başkanlığı seçimi olabilir değil mi? Evet, sınıfla ilgili faaliyetlerde öğretmene yardımcı olan, sizin düşüncelerinizi ve sorunlarınızı öğretmene aktaran, bu işi yapmaya gönüllü, bu işi yapmaya yetenekli belli başlı öğrenciler vardır değil mi sınıf içerisinde? Öğretmen de bu öğrencileri belirleyerek sınıfı temsil edecek sınıf başkanını seçmek üzere sınıfta bir oylama düzenler. Sizler de sınıf başkanı için ne yaparsınız? Evet bu işi yapabileceğine inandığınız öğrenciye oy verirsiniz. Oy demek yani onun ismini bir kağıda yazıp gizli bir şekilde kutuya atarsınız. Bütün öğrenciler oyunu kullandıktan sonra oylar öğretmen tarafından ve görevli öğrenciler tarafından sayılır. En çok oyu alan öğrenci ne olur çocuklar? Sınıf başkanı seçilir. Bazen sizin oy verdiğiniz ve en çok oyu alamayan öğrenci sınıf başkanı seçilemeyebilir. Ama siz ne yapmış olursunuz? Sınıf ortamında karar alma süreçlerine katılmış olursunuz çocuklar. Peki başka ne örnek verebiliriz? Sınıf ortamında karar alma süreçlerine sosyal etkinlikler yoluyla da sizler karar alma süreçlerine katılırsınız. Bir gün öğretmeniniz size gelip çocuklar bu hafta serbest etkinlikler dersinde çok farklı bir etkinlik yapalım. Sizlerle beraber güzel, hoş bir şekilde vakit geçirebilelim diyebilir. Bunun için 3 tane alternatif, 3 tane seçenek belirleyebilir. Birinci seçeneğimiz hep birlikte dışarı çıkıp bugüne kadar oynamamış olduğumuz bir oyunu eğlenceli bir şekilde oynayalım çocuklar diyebilir. İkinci seçeneğimiz okulun yanındaki bahçede hep birlikte güzel bir şekilde Piknik yapalım diyebilir. Üçüncü seçeneğimiz ne olabilir? Evet sınıf ortamında hep birlikte o gün güzel bir şekilde film izleyebiliriz. Animasyon film izleyebiliriz diyebilir. Sizden bunlardan herhangi birini seçmenizi isteyebilir. Sınıfın çoğunluğuna göre karar verilir. Ancak siz de tercihinizi seçiminizi yaptığınız için sınıf ortamında karar alma süreçlerine katılmaya başlamışsınızdır demektir. Evet başka nasıl örnekler verebiliriz? Düşünelim bakalım. Belirli gün ve haftalarda bayramlarda sınıf içinin veya sınıf panosunun süslenmesi konusunda öğretmeniniz sizin fikirlerinizi alabilir. Bu konumuzla ilgili etkinlik alıştırma ve sorular çözelim. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavrayalım çocuklar. Hep birlikte sorularımızı cevaplayalım. Birinci sorumuz öğretmen bakın bir cümle söylüyor. Çocuklar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sınıf panomuzu süsleyeceğiz. Sınıf panomuzun süslenmesine kim karar verir? A. Öğretmen B. Sınıf başkanı C. Tüm sınıf Hatırlayalım bakalım dersinizin başında ne demiştim? Sınıfla ilgili durumlarda karar alma süreçlerine bütün öğrenciler katılmalıdır. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Tüm sınıf olacak, değil mi? Evet, ikinci sorumuz gelsin. İkinci sorumuza bakalım. Sınıfta sınıf başkanını kim seçer çocuklar? A) Öğretmen seçer. B) Okul müdürü seçer. C) Sınıf öğrencileri seçer. Evet, dersimizin ortasında da demiştim sınıf içerisinde karar alma süreçlerinden bir tanesiydi sınıf başkanlığı seçimi. Kimler oy kullanırdı? Sınıftaki öğrenciler oy kullanırdı çocuklar. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? Yine C seçeneğidir. Sınıf öğrencileri olması gerekir. Sıradaki sorumuz gelsin. Aşağıdaki kurallardan hangisi sınıfın düzenini bozar? Okuyalım seçenekleri. Derse zamanında gelmek derse zamanında gelmek B seçeneğimiz sınıf içerisinde top oynamak C seçeneğimiz parmak kaldırıp söz hakkı istemek. Evet düşünelim bakalım hangi kural düzeni bozar? Tabii ki B seçeneğidir değil mi? B seçeneği kural bile olamaz çocuklar. Çünkü sınıf ortamında top oynamak arkadaşlarınızın canını yakabilir değil mi? Evet sınıf içerisinde herhangi bir eşyanın devrilmesine de sebebiyet verebilir. Onun için sınıf ortamında top oynamak diye bir kural olamaz. Bu öyle bir kural olursa da sınıf ortamının düzenini ne yapar çocuklar? Bozar. Devam edelim. Sıradaki sorumuz gelsin. Evet. Doğru cümlelerin başına D harfi, yanlış cümlelerin de başına Y harfi konacaktır. Hep birlikte cümlelerimizi okuyalım. Sınıfımızı temiz ve düzenli tutmalıyız. İkinci cümlemizi okuyorum. Sınıfımızla ilgili kararları sadece öğretmen alır. Üçüncü cümlemizi okuyalım. Sınıfla ilgili alınan kararlara sınıf başkanı uymayabilir. Etkinlik doğru yapıldığında hangi sonuç elde edilir? A seçeneğimiz bakın. Doğru, yanlış, yanlış. B seçeneğimiz yanlış, doğru, yanlış. Ve C seçeneğimiz nedir? Doğru doğru yanlış. Şimdi hep birlikte sizinle bu cümleleri okuyalım. Doğru mu yanlış mı? Karar verelim çocuklar. Birinci cümlemiz sınıfımızı temiz ve düzen tutmalıyız. Bu doğru bir şeydir değil mi? Aynı zamanda sınıf kuralıdır. Doğru diyoruz ona. İkinci cümlemizi okuyalım. Sınıfımızla ilgili kararları sadece öğretmen alır. Bu doğru mudur? Hayır. Öğretmen karar alırken sizin fikrinizi de sorar. Öğrencilerin kararları da çok çok önemlidir bu konuda. O zaman bu ikinci cümlemiz yanlıştır. Üçüncü cümlemize bakalım. Sınıfla ilgili alınan kararlara sınıf başkanı uymayabilir. Bu doğru mu? Hayır. Sınıfla ilgili alınan kararlara tüm sınıfın uyması gereklidir. Gerektiğinde sınıf başkanı da uymalıdır o zaman çocuklar. O zaman doğru seçeneğimiz hangisi olacak çocuklar? Düşünelim bakalım. A seçeneğidir değil mi? İlk cümlemiz doğruydu. Diğer cümlelerimiz yanlış olduğu için doğru, yanlış, yanlış şeklinde olacak. Bakın konumuzla ilgili soruları çözüp konumuzu pekiştirmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz bugün sizlere hayat bilgisi dersinden karar alma süreçlerine katılalım konusunu anlatmaya çalıştım. Umuyorum bu videom sizler için çok faydalı olmuştur. Bu videomu izledikten sonra sizler de sınıf ortamında ve büyüdükçe kendi kararlarını alabilen bireyler olarak yetişirsiniz. Dersinizin başından sonuna kadar beni dikkatle ve güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, görüş ve önerileriniz de benim için çok çok önemlidir çocuklar. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.